Herkese merhabalar. Bugün sizlere orman gülünden bahsediyor olacağım. Geçtiğimiz aylar içerisinde Kayra Çiçekçiliğe gittiğimde orada görmüştüm. Çok güzel bir bitkiydi. Sadece yapraklarında böyle yanıkları olmuş. Uçları kurumaya başlamıştı. 20 lira gibi bir fiyata satıyordu ama görseli gerçekten çok hoşuma gitti. Hafif bir açaliye benzer bir pozisyonu vardı. Onun sanki daha iri ve daha heybetlisi gibi bir görüntü gösteriyordu. Uygun bir fiyatlı 20 lira gibi bir rakam olduğu için de değişik bir bitki, değişik bir bitkiyi tanımak ve onun hakkında bilgi edinmek amaçlı olarak bitkiyi aldım. Birkaç aydır da bende bulunmakta bitki. Burada size hem kendi yorumlarımı hem de araştırmalarımla ilgili bilgileri paylaşmak istiyorum. Orman gülleri genelde fundagiller familyasından geliyor ve Karadeniz kıyı kesimi boyunca dağlarda yamaçlarda bulabiliyorsunuz. Bunun dışında kuzey yarımkürede çok fazla bulunmaktadır. Orman gülleri yılda sadece bir defa çiçek açıyor. Sonbahar ve ilkbahar sonu arasında tür özelliklerine ve bulundukları yer iklim ve yükselti şartlarına göre farklı aylarda çiçeklenmektedir. Genelde Ekim-Haziran aylarında oluyor. Birçok orman gülü türünde çiçek tomurcuklarının oluşumu yaz sonunda başlar ve çok yavaş gelişirler. O sırada sonbahar solukları başlar. Gelişim daha da yavaşlar bu dönem içerisinde. Kışın gelmesiyle gelişim durur ve kış mevsiminin ikinci yarısında gündüz saatlerin uzamasıyla beraber soğuk olsa bile gelişim usulca yeniden başlar. Yaz sonunda oluşan tomurcuklar ilkbahara kadar bozulmadan yavaş bir gelişim gösterip ve en sonunda da ilkbahar aylarında da yani böyle Nisan-Mayıs aylarında da çiçeklerini bize gösterirler. Bu bitki daha çok nerelerde kullanılıyor? Süs ağacı ve süs çalısı olarak kullanımı Kuzey Avrupa ülkelerinde özellikle çok yaygındır. Küçük, ince dallı, zarif türleri ve bunların Yine küçük ince dallı hibrit türleri Açeli adıyla yine saksıda hediyelik bitkiler için çok fazla kullanılmaktadır. Karadeniz bölgemizde üretilen anzer balının ve deli balının üstün özelliği orman gülü çiçeklerinden kaynaklanmaktadır. Yani balcılıkta da çok önemli bir yere sahiptir. Diğer bir faktör iklime uygun yerlerde yine çit bitkisi olarak kullanılmaktadır. Ve belki ilk defa sizin de duyabileceğiniz yakacak odun olarak Karadenizli insanlarımızın e, bunların daha büyük e, ağaçlarını kesip yakacak olarak kullanmaktadır. Ülkemizde üretilen orman gülü hibritleri ve tamamıyla aynı görsellere sahip olan dış kaynaklı hibrit olan ithal orman gülleri Açelya ile aynı cinsler olmalarına rağmen iri, kaba ve biraz daha büyük çalı ağaç özelliğindedir. Saksıda yetiştirmek zordur bunu ben okuduğum zaman bu yorumları okuduğum zaman da yine almak istedim, denemek istedim. Gösterişi ve hibrit türleri hem sık yağışlı hem de yazları aşırı sıcak görülmeyen iklim ister. Asitli toprak kesinlikle şarttı Dahası yoğun nemli esinti ihtiyaçları çok daha yüksektir. Yani dağ ve yayla bitkileri olarak düşünebilirsiniz. Türkiye'de bu sebepten dolayı Türkiye'de satışları asla yükselmez. Ancak Doğu Karadeniz bölgemizde ve park ve bahçelerde yine kullanılmaya uygundur nem açısından. Ben bu bitkiyi almadan evvel bir internet sitesinde okumuştum eğer Karadeniz tarafında değilseniz kesinlikle almayın. Birkaç sene içinde öleceğini söylemişlerdi. Ama ben dayanamadım. Görselliği çok güzel olduğu için bir alıp denemek istedim. Şu anda zamanı geçmeye başladı. Çiçeklenmesi bitti. Çiçeklerini döktü. Ve tekrardan yeni yaprak çıkarıyor. Oradan tekrar çiçek çıkacak mı? Bekliyorum ama pek çiçek çıkacağını da zannetmiyorum daha belki araştırmalarımda da sadece bir defa çiçeklendiğini söylüyordu. Bir kozalak gibi manoli, manoli gibi bir böyle kozalak gibi bir şey çıkarıyor. Ondan sonra o çiçek açıyor. Çok güzel bir görseli var ama çiçeklerini döktü. Açık havada bakmanız gereken ev ortamında bakamayacağınız bir bitkidir. Yani ofislerde evlerde yetiştiremezseniz. Açık havada yetiştirseniz bile pek çok yöremizin, ilimizin hava şartları bu bitkiye maalesef uymaz. O yüzden uygun olsa bile toprakları bazen uymuyor Biraz sıkıntılı bir bitki. Açık söylemek gerekirse araştırmalarım sorusu. Ben de bunu öğrenmiş oldum. Çömlek saksılarda daha çok asitli toprağa dikili olması gerekiyor. Öbür türlü bozulmalar başlıyor bitkide. İstanbul gibi kış soğukları şiddetli olmayan illerimizde kuzey kuzeydoğu kuzeybatıya bakan yamaçlara dikilebilecek yerin toprağı asitli olması gerekiyor. Fakat bu sefer sulama suyu problemi olacaktır. Ciddi asitli toprak isteyen bu bitkileri normal şehir suyuyla suladığınız zaman ki yazın sık sık sulamak şarttır. 2 yıl içerisinde toprakta asitlik oranı sona erecek ve bitkilerde ölüm süreci başlayacaktır. E, kökleri serinde kalması gereken bir bitkidir. Yani çömlek saksı lazımdır. Saksıların mümkün oldukça geniş olması da önemlidir. Yani e, çok dar saksılara dikmememiz gerekiyor. E, tabii balkonda bakınca çok da fazla öyle bir şeye bak koyamıyorsunuz büyük saksılara. Maalesef ki dikemiyorsunuz. Sonuçta ya terasınız olacak. E, benim balkonun e, durumunu biliyorsunuz görsellerde, videolarda gördüğünüz kadarıyla. E, bir de limon falan da aldım. Onlar da iyicene oraya oturacak yer kalmadı diyebilirim. Eşim diyor zaten balkonu doldurdun. Hani oturacak yer kalmadı ama yapacak bir şey yok. Ee, i̇nsan bir, bir bitki çiçek sevince, uğraşmak isteyince e, her gördüğünde alıp evine koymak istiyor. E tabii biz bir deneme yapmış oluyoruz. Yani alıyoruz evimize getiriyoruz, koyuyoruz. E, hem bitkinin seyrini inceliyorum. ...bitki ne kadar büyüyor, çiçek ne zaman açıyor... ...kış dinlenmesi nasıl oluyor... ...ilkbaharda tekrar canlanması nasıl oluyor... E, ...bitki besini versek iyi oluyor mu... ...çok sulayınca mı bitki ölüyor... ...az sulayınca mı bitki ölüyor... bit ...böceklenmesi, bitlenmesi var mı... ...bunların hepsini bu bitkiyi alarak... E, ...yaşayarak öğrenmeniz gerekmekte... Yani ...bu bilgileri edinmeniz için... ...tecrübe etmeniz lazım... ...her bitkiden ben elimden geldiğince alıp... E, ...evimde bakmaya çalışıyorum... ...yani bu bitkiyi aldığım zaman nasıl bakmam gerekiyor... Diyorsanız da yine Açelya mantığıyla bakabilirsiniz. Ee, ancak daha fazla esinti ihtiyaçları vardır Açelyalardan. Küçük saksılara satılan Açelyalar mesela e, çok uzun yılların deneyiminden oluşturulmuş e, bir e, kültürlerdir. Ama ne yazık ki orman gülleri o kadar uyumlu değiller. E, o yüzden çok fazla e, açıkça söylemek gerekirse alıp bakmanızı tavsiye edebileceğim bir Bitki değil. Yani hem açık hava istiyor, hem geniş bir saksı, asitli bir toprak. Çok sulama yapınca toprağın asiti gidiyor. Bunun dışında biraz zor bir bitki. Nem olması gerekiyor, köklerinin serinde durması gerekiyor. O yüzden taş yerinde ağırdır diyebiliriz. O yüzden. Karadeniz dağlarında çok güzel görselleri var. Geçtiğimiz günlerde Twitter'da gördüm. Oradan belediye Karadeniz, Karadeniz'de bir belediye şey yapmış dağlardan orman gülünün görselini göstermiş, göndermiş. Çok süper bir görsel vardı. Her yöreye uygun süs bitkileri var ama orman gülleri sadece Karadeniz bölgemize biraz daha uyumlu bir bitkidir. Bunun bir küçük boyu, bir küçük evde bakılabileceği açılılar. Hani onlar yine evde yine bakılabiliyor. Çünkü onları e, üretirlerken daha farklı şartlarda üretip alıştırıp e, piyasaya sürüyorlar. O yüzden bu orman gülleri biraz daha zahmetli ve e, kendi yerinde bakılması gereken bir bitki olarak değerlendirilebilecek bir bitkidir. Alanlar, bahçelerine dikenler büyük hayal kırıklığına uğradığı ile ilgili e, çok yorum var internet sitelerinde. İşte bunu aldım olmadı, aldım bozuldu e, diye benim yaprak benim bitkiminde bitkimin de yapraklarında aldığım zaman hep böyle kurumalar başlamıştı bakır rengi bir renge dönmeye başlamıştı. Onları ben hepsini kesmiştim. Ucuza veriyor diye de çok fazla üstelemedim. Yeni çıkan yapraklarda da yavaş yavaş başladı ve burada demek ki asitik toprağın özelliği benim kullandığım toprakta asitik toprak özelliği yoktu ve bundan kaynaklı olarak bozulmalar başlıyor. Şimdi ona farklı bir uygulamayı gerçekleştireceğim. Toprağa biraz daha asitlik özelliği kazanacağım ve kazandıracağım ve daha nemli ve daha gölge bir yerde bakmaya gayret edeceğim. Yani çok fazla köklerini sıcak yapmayan daha serin tutan bir format ayarlayacağım. Bakalım o zaman nasıl bir sistem olacak. Elimden geldiğince size bilgileri aktarmaya gayret ettim. E, bu arada e, şey verebilirsiniz sıvı gübre verebilirsiniz faydası olacaktır. Sonuçta besin e, açısından. E, bir sonraki videomuza tekrar görüşeceğiz. Bugünlük benden bu kadar sevgili dostlar. Bir sonraki videomuza kadar şimdilik hoşçakalın.